Millet vekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumların 2023 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Efendim, konuşmama başlamadan önce biraz önce Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir'in Diyanet İşleri Başkanlığı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapmış olduğu konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tayyip'le andığı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal. Hepimiz de o şekilde davranmak durumundayız. Fakat benim burada yanına bir sistemim olacak. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. 2015 yılından itibaren yani 7 yıldan bu yana tam 426 Cuma hutbesi yapılmış, yayınlanmış. 426 Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi bir kez dahi anılmamış. Ve bu milli bayramlarda, milli günlerde, 10 Kasım gibi vefat yıl dönümlerinde dahi Mustafa Kemal Atatürk 7 yıldır 426 Cuma hutbesinde duymuyoruz. Tabidir, milletimiz Cuma hutbelerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmasını istiyor. Ki başka kişilerin, başka ülkenin devlet adamlarının isimlerinin Cuma hutbelerinde anılmış olması da üstelik bir kat daha bu yarayı büyütüyor. Efendim işte Suudi Kralı için yas ilan ediyoruz. Mursi için biz gıyabi cenaze namazı düzenliyoruz. Ve dediğim gibi başka kişilerin isimlerini Cuma hutbesinde anarken ülkemizin kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu, Diyanet İşleri Kurumu'nun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin anılmasını kınıyorum. Ve özellikle de bu kurumun başkanını bununla ilgili olarak bir inatlaşma içinde olduğunu görüyoruz. Devlet yönetimi bir inatlaşma yeri değildir. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'ndan önceki başkanlar böyle davranmıyordu. Bu konuda milletimizin bir hassasiyeti var. Ki ben de Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir hutbesini okuduğu ilin bir milletvekili olarak milletimizin talebini burada en üst düzeyden iletiyorum. Özellikle milli günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının Cuma hutbelerinde anılmasını talep ediyoruz ve bu konuyu takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Diğer bir konu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İlk bütçe sunumuna geldiğin zaman da size iletmiştim. Bana cevap olarak göndermişsin ama tam bir açıklık yok açıkçası. Buna açıklık getirmek açısından bunu yapacağım, bu konuşmayı. Serbest çalışan hekimlerin maalesef Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu yönetmelik sonrası özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde ameliyat yapması büyük oranda yasaklanmış durumda. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bir anlaşma imkanı sağlayarak bu tıbbi olarak bilgi ve becerileri yüksek olan hekimleri sağlık sistemi dışına dahil edebiliriz. Yani bu yönetmelik bu hekimleri sağlık sistemi dışına atıyor ki hekime ihtiyacımız olduğu bir dönemde bu hekimlerimizi biz sistem içine alabiliriz. Çalışma Bakanımıza da iletti. Dün Sağlık Bakanlığı bütçesi de vardı. Bu her iki bakanlık arasındaki koordinasyonu sağlarsanız serbest çalışan hekimlerimizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda anlaşma yapmasını sağlayabiliriz ve sağlık sistemi içinde bilgi ve becerileri yüksek olan bu hekimlerimizi tutma imkanımız olabilir. Bunu da özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Ben tekrar bütçemizin, ülkemize, milletimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Sayın Başkanım. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve değerli bürokratlar, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bugünkü görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı bütçesi olunca tabii bir parlamenter sistem ve başkanlık sistemi tartışmaları öne çıktı. Ben sadece bu tartışmalarla ilgili şunları ifade etmek istiyorum. Bakın, 4 yıldır Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle yönetilen bir Türkiye'deyiz. Şimdi her ne kadar AKP'li milletvekili arkadaşlar neredeyse 4 yıl öncesini inkar vaziyetine kadar işi getirdiler. Sanki bu ülkede 4 yıl öncesine kadar hiçbir şey yapılmamış. Bütün yatırımları bu 4 yıllık süre içerisinde neredeyse ama toplamda da 20 yıllık AKP iktidarı döneminde yapmış gibi bir algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Evet, bu dönemde
Yapılan bir şeyler var mı? Var. Olan bir şeyler var mı? Var. Ne oldu? Ben size söyleyeyim. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde demokrasi ile yönetilen bir hukuk devletinde en temel olması gereken kuvvetler ayrılığı ilkesi yok edildi. Bütün yetkiler yasamanın, yürütmenin, yargının neredeyse bütün yetkileri tek adam dediğimiz kişide toplandı. Şimdi idarenin başı tek adam, yasamanın başı tek adam, atadığı yargıçlarla da ve özellikle de yüksek mahkeme üyeleriyle de yargıyı da etkileyen tek adam. Şimdi bunun sonucunda bugün Türkiye ne durumda? Onu söyleyelim. Bakın bunun sonucunda bugünkü konuşmacı arkadaşlardan bir tanesi bu ülkede Cumhurbaşkanlığı eksikliği açığı var dedi. Yani %50'yi temsil etmeyen bir cumhurbaşkanından bahsetti. Ben de ona ilaveten şunu söylemek istiyorum. Bir iktidar boşluğu var. Yani iktidarı temsil edenler ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kendinden olmayan veya muhalifi olan kesimlerin yok sayan bir anlayış içerisinde olan kişi ve iktidar durumunda. Bunun sonucunda bugün ülkede ne eksik? Güven eksik. Bakın toplumun önemli bir kesiminde bu ülkede içinde bulunduğu atmosferle ilgili gerçekten büyük bir güvensizlik içerisinde. Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere gelecek kaygısı içerisinde önemli sayıda vatandaşımız. Ve yine yaratılan bu tablo neticesinde inanın bakın huzur kalmadı. Şöyle sokağa çıkıp bir bakın ya, insanların eskiden belki daha farklı şartlar vardı ama bugün yüzü gülen bu ülkede çok küçük bir azınlık, tuzu kuru olan kesim ama şöyle sokakta tebessüm eden, huzur içerisinde gezen insan kalmadı. Böyle bir ortam yarattınız. Yani iktidardan olmayanların kaygılarının giderilemediği bir dönemi yaşıyoruz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız bakın mesela sınava giren genç mülakata girerken ya ben tarafsız bir mülakat komisyonuna giriyorum. Evet yazılı da derece yaptım. Mülakatta da benim hakkım teslim edilecek. Ben atama yapılırım diyebilecek bir psikoloji içerisinde mi bugün ülkemizde? Veya adliyede davası olan bir kişi hakkında karar verildiğinde evet hakim bu şekilde uygun görmüştür, vicdani kararıyla kararını vermiştir diyebilecek bir durumda mı bugün yargı? Ve yine devlet dairesine giden bir kişi işinin görülme aşamasında iktidarsa iktidardansa işinin görüleceğini değilse işinin görülmesiyle ilgili kaygı duyan bir durumda mı bugün vatandaşımız? Evet. Ve yine bakın bir krediye müracaat eden vatandaşımız iktidara yakın değilse kredisinin çıkabileceği konusunda kaygı duyuyor mu bu ülkede? Duyuyor. İşte bakın bunlar ülkede güven ortamını zedeleyen durumlar. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı çok sayıda rakamlar var. Daha öncesinde de verdik. Şimdi belediyeler arasında uçurum var. Devletin destekleri yönüyle baktığınızda bakın Cumhur İttifakı'na dahil olan belediyelerin desteklerinde İller Bankası, efendim belediyeler birliği gibi desteklerde gerek nakit desteği, gerek araç desteği, gerek karşılıksız proje desteklerinde oranlar %95'lere kadar neredeyse bütün devletin imkanlarını sadece Cumhur İttifakı'na ait olan belediyelere aktarılması iktidar olarak da size ne kadar adil geliyor? Hiç kamu vicdanı yönüyle doğru mu bu? Vicdanlarınız açısından şöyle baktığınızda sizi rahatsız eden bir durum yok mu ortada? Özellikle Cumhuriyet Halk Partili ve diğer muhalefet partili belediyelere ait olan, partiye ait olan belediyelerde bu devletin desteklerinden yararlanması ne zaman mümkün olacak? İşte bunlara bakmamız lazım. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemi
kendini buralarda gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı ve iktidara mensup arkadaşlar. Yani bugün getirdiğiniz tabloda işte ülkede insanlar arasında ayrımcılık yapan, ülkeyi karpuz gibi ikiye bölen, böyle neredeyse senden benden noktasına getiren bir dönemi yaşıyoruz. Bu ülkede hiçbir dönemde bu kadar ayrımcılık, bu kadar haksızlık, usulsüzlük yaşanmamıştı. Şimdi öyle ki bu arkadaşlar milletvekili, AKP'li milletvekili arkadaşlar öyle konuştular ki ya neredeyse bu ülkede sanki hiçbir yatırım olmamış, fabrika yokmuş, tesis yokmuş, köprü yokmuş. Ya bırakın arkadaşlar, bu kadar da ayıp etmeyin yani. Gerek bürokratlar içerisinde çok sayıda bizi dinleyen vatandaşlar, bürokratlarımız, bizi dinleyen vatandaşlarımız, ya sizin iktidara geldiğiniz tarihten bu tarafa 20 sene geçti ama siz bu 20 yıllık süre içerisinde Cumhuriyet'in kurulmasından iktidara geldiğiniz tarihe kadar bütün devletin kurumlarını sata sata ancak bitirdiniz. Bakın yüzlerce fabrikalar, efendim tesisler, barajlar, elektrik tesisleri hepsini sizin iktidarınızdan önce yapıldı bu ülkede. Ama siz bunları hepsini peynir ekmek gibi sattınız. Ve sizin iktidarınızdan önce de bu ülkede köprü vardı. Sizin iktidarınızdan önce de otoban vardı, otoyol vardı. Ama ne yoktu biliyor musunuz? Sizin gibi şimdi yapıp da bu kamu özel işbirliği projeleriyle devletin kaynaklarını belli yerlere aktarma yoktu. İşte aradaki fark bu. Siz iktidarınız döneminde 20 yılda 2 trilyon 450 milyar dolara yakın para topladınız ve kullandınız. Ama sizin iktidarınıza gelinceye kadarki dönemde ise yaklaşık 740 milyon milyar dolar para bütün iktidarlar tarafından toplandı ve kullanıldı. Siz işte 3 katına yakın parayı topladınız ama bütün yatırımlarınızı neredeyse kamu özel işbirliği projeleriyle yapıp bırakın bizi, çocuklarımızı, torunlarımızı borçlandırır hale geldiniz. Son olarak şunu söyleyeyim, bakın şimdi bir konuşmacı arkadaşımız dedi ki Kıbrıs'ta dedi efendim işte inisiyatif alabiliyor muydu parlamenter sistem, yani parlamenter sistemle ilgili o kadar çok şey söyledi. Ha buradan şunu da söyleyeyim, sizin bugün parlamenter sistemle ilgili eleştirileriniz ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili eleştirileriniz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gün olup da ya bu başkanlık parlamenter sistem aslında iyidir dediği güne kadardır, onu da söyleyeyim. Yani bugün şimdi siz parlamenter sistemle ilgili ne kadar laf varsa söylediniz ama ben size sadece şunu söyleyeyim. Kıbrıs'ta inisiyatif aldığınızda ne yaptığınızı bilmem ama Kıbrıs'ta işte parlamenter sistem dediğimiz o sizin beğenmediğiniz şu an eleştirdiğiniz sistem döneminde 1974 yılında bu ülke barış harekatını gerçekleştirdi. Esas inisiyatif buysa işte bu barış harekatıdır. İnisiyatif bütün dünyaya meydan okuyarak başta Bülent Ecevit olmak üzere o dönemki ittifak ortağı olan Necmettin Erbakan'la birlikte Türk milleti gerçek inisiyatifi alarak Kıbrıs'ta barış harekatını gerçekleştirmiştir. Yani böyle geçmişi yok sayarak, efendim geçmişi inkar ederek bugünkü yarattığınız enkazı, enkazın üstünü örtemezsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum.